12 Eylül döneminden ya da İran devriminden sonra havada artan şeriat neminden beslenerek radikalcilik oyuncağıyla oynayanlar kökleri gelişmediği için abicim ufak tefek fırtınalarda yatı yatı verdiler. Bilmem anlatabildik mi teşbihimizle. Ama benim gibi ulu çınar ağacı gibi ben o 60 senedir su bulacağım diye kökümü sala sala anasını satayım dalından büyük köküm oldu ben. Yıkılır mıyım ben kolay kolay? Ben niye yıkılmıyorum? Radikalciler yıkılıyorsa öyle ben yıkılayım la. İlk numunesi benim şu ülkede. Yok. Mesele onun gücünün olmadığı filan değil. Diğerlerinin dabansız olduğu filan adam. Of yanına yanaşamazdın İslamcılığından. Adını söylemeyin de hani kimseyi küçültüyoruz anlamı çıkmasın. Bir ay bir içeri aldılar çıktı Allah. İçeri giren adam orada kaldı. Ayrı bir adam çıktı içeride. Entelliğe soyulmuş bir kardeşimiz çıktı. Evet. Yani şimdi bir pahalı malı herkes giyemez. Pahalı gaza, gömleği, elbiseyi. Cebi cüzdanı bol olan giyer. Böyle kaliteli fikri de herkes taşıyamaz. Çünkü faturasını ödemek zordur kaliteli fikri. Hiç kaliteli mal satan beymen, vakko, kip bilmem ne mağazaların önünde kuyruk gören var mı beyler İstanbul'da, Ankara'da, Çankırı'da? Yok. Kimin üstünde tepe tepe adam doludur? Üç kuruşluk jileti batan geminin malını satıyorum diye satan işportacının başındadır. Kamyon dolusu adam. Onun için Türkiye'de kaliteli İslam, yani Kur'an İslam'ı az müşteri buluyor çünkü pahası yüksek. Bu İslam'a sahip çıktın mı benim gibi hayatın boyunca bir odacı olman bile yasaklanıyor beyler. Benim hayatım boyunca ölene kadar bir odacı olmam bile yasak. Ama Erbakan'a başbakan olmak bile serbest. Peki ya kafamızda hiç soru işareti yok mu ya? Biraz düşünün ya. Kurcalayın bu aklı Allah bize şöyle mikserlik yapsın diye, düşünsün diye verdi ya.